Hoş geldiniz. Yapay zeka yüksek lisans ana bilim dalının bir sunumuyla daha karşınızdayız. Göksu Hocam sağ olsun bizi kırmadı. Göksu Hocam'la böyle çay içerken hadi birlikte çalışalım, proje geliştirelimden gerçekten bayağı güzel projelere de imza atmaya başladık. Özellikle disiplinler arası çalışmalarda çok güzel şeyler ortaya çıkabiliyor. Hele Göksu Hocam gibi biraz daha veri bilimine açıksanız, teknolojiye açıksanız çok güzel şeyler çıkıyor. Ben ne kendimi tanıtabilirim ne başkasını o kadar kolay ama en iyisi sahneyi ona bırakmak. Hoş geldiniz hocam, sunum sizin. Hocam çok teşekkür ederim, sağ olun. Ben de başta siz olmak üzere tüm hocalarıma teşekkür ederim böyle bir imkanı sağladıkları için. Ben jeoloji mühendisliğinde araştırma görevlisiyim enstitü kadrosunda ve doktoramın sonlarına yaklaştım. Sizin de dediğiniz gibi kendi doktora konum da biraz interdisipliner ama kendim onun dışında da özellikle yapay zeka uygulamaları ve onların yer bilimlerindeki karşılıkları ile ilgili araştırmalar yapmaya çalışıyorum. Bunu uygulamaya dökebilirsek sizinle de yaptığımız çalışma gibi uygulamaya dökmeye çalışıyorum. Bugünkü sunum konusu da aslında bu minvalde olacak. Şu şekilde bir sunum planı hazırlamıştım. Öncelikle aslında tüm alanlarda, tüm araştırma çalışmalarında olduğu gibi verinin öneminden biraz bahsedeceğim. Biz yer bilimciler olarak veri kaynakları nerelerden biz veri üretiyoruz, hangi tip veriler elde ediyoruz, biraz onlardan bahsedeceğim. Daha sonrasında da makine öğrenimi, derin öğrenme ve arttırılmış sanal gerçeklik uygulamalarından sizlere paylaşacağım. En sonunda da sizin de bahsettiğiniz üzere ortaklaşa yaptığımız çalışmayı kısaca bahsedeceğim ve biraz da Metaverse'e değinmeye çalışacağım. Dediğim gibi veri aslında bu işin en önemli kısmı. Veriyi iyi analiz edebilme, iyi veri toplayabilme, veriyi analiz ettikten sonra ayıklama, veriyi normalize etme gibi bir sürü aslında veri analizi dediğimiz kısım yapay zekanın ve aslında diğer tüm bilim dallarının temelini oluşturuyor. Biz yer bilimciler olarak da bu örneğin NASA'nın yer kürenin işleyişini gözlemleme amaçlı kurduğu bir observatory'den aldığım bir figür. Burada aslında güzel özetlemiş. Tabii ki de biz jeologlar olarak veya yer bilimciler olarak bütün alanlarda görev almıyoruz ama Dededen falan değilsin. Ulaşım yani. Dededen, bahçeden, sizden. Devam edeyim. Tabii ki de konu yerküre olduğu zaman biyologlar, kimyagerler, çevreciler, uzaktan algılama çalışmaları yapan araştırmacılar tüm aslında bu şemsiyenin altında toparlanıyor. Bizler de yer bilimciler olarak hem yeryüzündeki jeolojik süreçlerin, doğal afetler gibi hayatı etkileyen noktalarından tutun da enerjiye kadar, sürdürülebilir enerjiye, yenilebilir enerjiye kadar ve onun dışında da yine dünyanın oluşumunu jeolojik süreçleri incelemek adına yerin altına kadar veya yine dünya dışı gezegenlerin araştırılması, oradaki jeolojik koşulların öğrenilmesine kadar geniş bir spektrumda aslında araştırmalar yürütmeye çalışıyoruz ve çeşitli konularda, çeşitli dallardan veriler topluyoruz. Buna biraz da şuradan da bu açıdan da bakabiliriz. Burada bazı dairesel figürler koymaya çalıştım. Bunların aslında hep kesişim noktaları teknolojiye çıkıyor. Sağ üstte gördüğünüz özellikle kendi içimizde bile bizim interdisiplinlik mevcut. İşte maden yataklarından tutun hidrojeolojiye, uzaktan algılamaya veya diğer gezegenlerin araştırılmasına kadar kendi içimizde bile aslında bir interdisiplinler mevcut. Onun dışında örneğin Colorado School of Mines'ta aldığım bir örnekte gördüğümüz gibi lisansüstü eğitimler de ortaya çıkmaya başlamış. Özellikle bilgisayar biliminin entegre edildiği, yer bilimlerindeki sorunları akıllı çözümler geliştiren insanların yetiştirilmesi amaçlanmış aslında burada. Onun için de Smart Geo ismi konulmuş. Burada gördüğümüz gibi aslında neredeyse birçok disiplinden
insan bir araya gelerekten bu aktif, dinamik aslında bir yanda da bir yandan da bir kaotik bir yapıya sahip yer bilimleri sistemlerine değişik çözümler bulmaya çalışılıyor. Yine aynı şekilde arkeolojide mesela örnek sağ alttaki şemada gördüğümüz, orada da bir dijitalleşme süreci var. Üniversitemizden de güzel örnekleri biliyoruz. Orada da hem bizlerin yer bilimciler olarak özellikle üç boyutlu topografya modelleri oluşturmada ya da arkeolojik bir bölgenin işte drone ile görüntülenmesi kısmında ve bunun tabii bilgisayar kısmında oyunlaştırmayla daha arkeolojik bölgeler, aynı şekilde jeolojik bölgelere de uygulanabilir bu. Bu şekilde farkındalığı arttırma, değişik entegrasyonlar günümüzde giderek artmakta. Ben bu kısımda biraz daha somut örnek vermek adına kendi alanımdan aslında örnekler seçmeye çalıştım. Ben volkan bilimi çalışıyorum, volkanları çalışıyorum. Yüksek lisans ve doktoram boyunca özellikle Orta Anadolu bölgesinde ve Kula bölgesinde Manisa'da araştırmalar yapmaya çalıştım. Onun için volkanları seçtim. Burada mesela güzel bir figür aslında bu. Her şeyi özetleyen bir figür. Bu volkanların aktif olarak, aktif volkanların izlendiği bir figür. Farklı teknikler görüyoruz burada. İşte helikopterle veya artık günümüzde drone'la termal görüntüler alıp veya yerinde lazer destekli kameralarla izlenme. Onun dışında işte aşağıda gördüğümüz volkandaki aktiviteye bağlı deformasyonu belirleyebilmemiz için GPS veya tiltmetre dediğimiz aletlerin kullanıldığı ve yine depremde olduğu gibi sismografların yerleştirildiği bir kompleks bir aslında yapıyı görüyoruz burada. Bir sürü farklı koldan sadece bir volkanda bile bir sürü veri elde edebiliyoruz. Ben kendi çalışmamdan da biraz hızlıca örnek vermek istedim. Dediğim gibi Orta Anadolu'da ben çalışıyorum. Burada gördüğünüz bütün noktalar, küçük noktalar, renkli, yeşil, mavi ve kırmızı noktaların hepsi küçük volkanlar. Yaklaşık 800 adet kuaternler dediğimiz yani 2,5 milyon yıldan genç, en genci 90 bin olmak üzere küçük çaplı volkan mevcut. Onun dışında burada gördüğümüz şu üçgen, turuncu üçgenle belirtilmiş de polijenetik dediğimiz daha büyük yani tipik çizgi filmden aklınıza gelebilecek tarzda volkanlar. Örneğin işte Erciyes ve Hasan Dağı volkanları. Bunların tarihsel patlamaları da mevcut. Milattan önce 6000'lerde, 5000'lerde. Böyle bir bölgede çalışıyorum. Bunların mesela ben cürüf konisi dediğimiz yapılar, daha küçük volkanların morfolojilerini çalışmıştım. Bu morfolojilerini bir histograma koyduğumda özellikle bu çapını ölçtüğümüzde şurada gördüğünüz üzere bunların fraktal dağılıma uyduğunu gördüm. Aynı depremlerdeki gibi yani büyük çaplı depremlerin büyük magnitütlü yani büyüklük olaraktan fazla depremlerin daha az olduğu ama küçük depremlerin, küçük boyuttaki depremlerin daha fazla olduğu gibi aynı şekilde cürüf konilerinin oluşumunda da bunu gördük. Veya bunların uzaysal olaraktan aralarındaki ilişkiyle yine burada gördüğümüz gibi fraktal dağılımlara yani belirli bir boyut ilişkisi olduğunu gördük. Özellikle işte fraktal sistemlerde alt ve üst sınırlar vardır. Bu alt ve üst sınırların aslında bu volkanları oluşturan magma odalarına veya dike sistemleri dediğimiz dikine magmanın hareketinden kaynaklı bir ağ gibi düşünebiliriz. Kabuğun altındaki bir ağ gibi düşünebiliriz. Bunları karşılık geldiğini, bunlar jeofizik yöntemlerle belirlenmiş derinlikler. Ama bizim işte fraktal sistemlerle de belirlediğimiz derinliklere karşılık geldiğini gördük. Bu şekilde aslında burada vurgulamak istediğim değişik tipte veri üretme ve bunu doğadaki sorunları çözmeye yöneltme şeklinde. Yine doktora çalışmamdan bir örnek vermek isterim. Burası Erciyes Volkanı diyeyim. Orta Anadolu'nun kuzey doğusunda yer alan bir volkan. Arka tarafta görüyoruz ve onun önünde de mağar tipi, benim doktora konum olan çukur şeklindeki mağaraları görüyoruz, volkanları görüyoruz. Ben bunları işte drone'la modelledim. Burada gördüğümüz gibi sayısallaştırıyoruz aslında. Coğrafik şeyleri, modelleri diyelim, coğrafik bölgeleri drone'la veya yine uydu görüntüleri kullanılaraktan aslında onlar sayısallaştırılabiliyor.
Burada gördüğünüz gibi ben yüksek çözünürlükte sayısal modeller elde ediyoruz. Üç boyutlu sayısal modeller elde ediyoruz ve bizlere aslında hem çok geniş spektrumda veri sağlamış oluyor bu. Hem haritalama bazında hem bunların morfolojisini daha iyi belirlemek adına hem de tarihsel olarak da zaman içerisinde aslında bunların korunmasına kadar önem arz ediyor. Ve yine burada bir volkana ait, bu volkana ait bir volkanik istif görüyoruz. Onları da yine biraz önce de bahsettiğim gibi lazer destekli kameralarla çok yüksek çözünürlükte sayısallaştırabiliyoruz ve şuradaki gördüğünüz her bir katmanı daha detaylı inceleyebiliyoruz. Ve bunlardan sonrasında aslında bizim yaptığımız örnekleme ve bunların oluşum mekanizmalarını anlama. Burada öyle bir örnek vermek istedim. Tam figürün ortasında bu volkana ait cürüfleri görüyoruz. Yani volkanik malzeme olarak düşünebilirsiniz bunu. Bunlarla ilgili aklınıza gelebilecek aslında bir sürü analiz yapabiliyoruz. Burada bazılarını koymaya çalıştım. Kendi doktoramda da yaptığım. Öncelikle mesela bunların kimyasını ölçebiliyoruz. Tüm kayaç olaraktan. Yani tüm malzemenin hepsini düşünebilirsiniz. İşte silisyum oksit oranı, sodyum, potasyum oranıyla bunların bazalt mı, andazit mi, hangi tip kayaç olduğunu belirleyebiliyoruz. Veya bunları taramalı mikroskop altında morfolojilerine bakabiliyoruz. Kesit oluşturup yine backscatter görüntülerine bakıp burada işte gaz boşluklarını veya mineralleri görebiliyoruz. Onların morfolojilerini hesaplayıp magmanın patlama dinamikleriyle ilgili çıkarımlar yapmaya çalışıyoruz. Veya burada gördüğünüz gibi sol tarafta mineralin elektron mikroskobuyla kimyasına bakabiliyoruz. Yine bu tanelerin, biraz önce bahsettiğim tanelerin iki boyutlu morfolojileri üzerinden daha çok fiziksel olarak çıkarımlar yapmaya çalışıyoruz yoğunluk analizleriyle birlikte. Gördüğünüz gibi aslında bir sürü farklı farklı veri setlerinden değişik tarzda veriler üretiyoruz. Bunlar tabii biraz daha kesikli veriler oluyor, sürekli veriler olmuyor. Yine aynı şekilde jeofizik yöntemler, sıklıkla kullandığımız interdisipliner sayılabilir yer bilimleri içerisinde. Bu da benim yine doktoramdan örnek elektriksel rezistivite tomografi analizi yapmıştım bir mağar volkan üzerinde burada. Bu iç içe geçmiş mağar görüyoruz ve lavdamunu görüyoruz burada. Burada aslında 100 metre aşağıya kadar yeryüzünden 100 metre 150 metre aşağısının elektriksel iletkenliğini farklı kayaç tipleri farklı elektriksel iletkenliklere sahipler. Onlar bize belirli indikasyonlar veriyor. Bu da yine kesikli veriye örnek ama bunun özellikle elektromanyetik kısmıyla sürekli veri elde edilebilen deneylerde mevcut yer bilimleri uygulamalarında. Biraz daha bu aslında devamlı veri alabildiğimiz örneklerden biri depremler. Ondan bahsetmek istiyorum. Burada güzel bir kartogram görüyoruz. Milattan önce 2150'den araştırmanın yapıldığı yıla kadarki depremler kullanılarak burada bir yoğunluk tabii biraz interpolasyonla, kernel interpolasyonuyla da desteklenerek bu şekilde bir kartogram oluşturulmuş. Burada aslında dikkatinizi çekmeye çalıştığım nokta tabii ki de bizim bulunduğumuz ülkemiz ve etrafı oldukça dinamik bir coğrafyadayız deprem açısından. Ve bunun veri karşılığı da tabii ki de yine aynı dinamiklikte aslında. Bu Boğaziçi'nden Kandilli'nin yayınladığı bir harita. Geçen seneki depremleri görüyoruz. Yaklaşık 32 bin adet bir sene içerisinde deprem olmuş ülkemiz ve biraz yakın civarı diyelim. Yakın civarında. Bunların büyüklükleri 0.2 ile işte 7'ye kadar gidiyor. Zaten muhtemelen İzmir depremini ve Elazığ depremini hatırlıyorsunuzdur. Yıkıcı süreçleri olmuştu. Ve tüm bunları aslında toparlayabildiğimiz veri setleri de, veri tabanları da mevcut ve gittikçe aslında son yıllarda artmakta. Bunu Kandilli en güzel örneklerinden biri. Yine aynı şekilde deprem katalogları Avrupa ve Amerika katalogları da mevcut. Oradan tarihsel depremleri kolaylıkla indirebiliyoruz, elde edebiliyoruz. Yine kayaç kimyasından biraz bahsetmiştim, jeokimyadan. O jeokimya verilerini de hem kayaçtan, hem mineralden, hem camdan, volkanik camdan elde edilen kimya verilerini de biz de çalışmamızda buradan yararlanmıştık. Onlar da artık bir araya gelmeye başladı. Onları da açık erişimi elde edebiliyoruz. Aynı şekilde uydu görüntüleri yine Amerika, Avrupa bazlı jeolojik
araştırma grupları, araştırma enstitüleri bunları yayınlıyor. Özellikle daha düşük çözünürlüklü verileri indirebiliyoruz. Türkiye'de de güzel oluşumlar var. Yine coğrafi bilgi sistemleri adına Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın desteğiyle bir JeoAtlas oluşturuldu, JeoAtlas programı. Ve orada bizim ülkemize ait coğrafi bilgi sistemlerinin kapsamına giren bir sürü veri toplanıyor ve ilgili araştırmacılara ya da kamu kurumlarına bunlar kullanılabilir hale getiriliyor. Ve aslında bugünkü sunumun böyle özeti gibi bir araç da Google tarafından geliştirildi. Belki takip ediyorsunuzdur, Google Earth Engine. Bu çok büyük veri setlerini, özellikle uydu görüntüsü içeren topografya modelleri vesaire içeren petabyte boyutunda verileri bir araya getiren bir sistem. Ve aslında makine öğrenimini de içine katarak araştırmacıların bu araç üzerinde analiz yapmasına olanak sağlıyor. Onunla ilgili kısa bir video göstereceğim şimdi size. Biraz daha işleyişini anlayabilmemiz adına. Burada gördüğünüz gibi aslında bir sürü benim de sunum içerisinde bahsedeceğim bir sürü analizi bir araya getirip hem risk üzerine hem bir topografyanın veya bir iklimsel sürecin tarihsel gelişimine yönelik bir sürü analizi makine öğrenimi desteğiyle birlikte bu sistem içerisinde yapabiliyoruz. Aslında bayağı bir kullanışlı bir araç geliştirilmiş durumda. Şimdi size farklı alanlardan aslında farklı çalışma alanlarından yapay zeka destekli uygulamalardan bahsetmek istiyorum. Bazı çalışmalar seçmeye çalıştım. Ondan önce bir hep aslında tartışmadır bilgisayarlaşma ne düzeyde, hangi meslekler daha fazla bilgisayarlaşacak veya otomatize olacak veya olmayacak şeklinde. Bununla ilgili bir bilimsel araştırma buldum. Amerika içerisinde yapılmış tabii ki. Burada örneğin işte yer bilimleriyle ilgili anahtar kelimeleri seçmeye çalıştım aslında. Özellikle maden ve jeoloji mühendisliğinin 0.14 yani bilgisayarlaşmasının şu an için biraz düşük kaldığı. Ama Türkiye'de çok bir karşılığı olmayan özellikle sektör anlamında yer bilimciler yani geoscientist kısmında bu oran biraz artıyor. Veya sondör gibi sondaj çalışmalarını yürüten kısımlarda, teknisyen kısımlarında bu işlerin biraz daha bilgisayarlaşacağı öngörülmüş. Tabii bu her ülkenin dinamiğiyle ve istatistiksel bazı bir şeyler de olduğu için değişebilecek oranlar, değişebilecek yüzdeler. Ama tabii ki de bilgisayarın her alanda zaten şu anda sunum yapmamızdan tutun da en ufak bir çalışmaya kadar hayatımızın içinde olduğu herhalde herkes hemfikirdir. Yine yapay zekalı özellikle entegre olan veya entegre olması düşünülen alanlardan örnekler vermek isterim size. Bu da Dünya Ekonomi Forumu'ndan aldığım bir tablo. 2025 yılına bir projeksiyon yapılıyor. İşte madencilik ve petrol ve gaz sektörünü seçmeye çalıştım. Bizim yer bilimcilerin istihdam sağladığı daha çok. Bunu karşılaştırmak anlamında da otomotiv sektörünü koydum.
Ve aslında biraz benim için de şaşırtıcı oldu. Bir sürü yani bir sürü teknolojinin entegre olduğu kısımlarda bu oranların otomotiv ile madencilik arasında hemen hemen karşılaştırılabilir olduğunu gördüm. Örneğin yapay zekada yani doğal dil sürecinden tutun yapay sinir ağlarına kadar çeşitli uygulamalar olan yapay zeka uygulamalarında bunların aslında otomotiv ile madencilik arasında oransal olarak eşit olduğu, işte büyük veri analizinde veya nesnelerin internetinde dahi bu oranların madencilik ve petrol ve gaz sektörüne de entegre olacağı öngörülüyor. Yapay zeka ve aslında yer bilimlerini kıyaslamak adına bizim ne gibi sorunları yapay zekayla çözebileceğimizi göstermek adına bazı şekiller göstereceğim şimdi. Örneğin işte bir objenin sınıflandırılması veya belirlenmesi gibi, burada gördüğümüz sol tarafta tipik bir yapay zeka örneği, sağ tarafta da bunun yer bilimleri karşılığını görüyoruz. Veya işte istatistiksel olaraktan ölçeklendirme veya karmaşıklaştırma, işte fraktal sistemler gibi düşünebiliriz bunları. Yeryüzündeki kaotik sistemleri belirlemede yine imaj üzerinden veya veri üzerinden yapay zeka tekniklerini kullanıyoruz. Aynı şekilde zaten artık hayatımızın içerisine giren işte AccuWeather'la Poseidon gibi web siteleriyle kısa tahminler, kısa hava tahminleri, hatta sadece havada değil işte kül dağılımından ya da toz dağılımından tutun da farklı meteorolojik bilgilere kadar bu yapay zeka teknikleri aslında zaten kullanılıyor. Veya devamlı veri alabildiğimiz veya zamanlı veri alabildiğimiz sistemlerde de zaman analizi modelleri dinamik olaraktan yapılıyor. Özellikle jeofizik ve meteoroloji gibi alanlarda bunları görüyoruz. Bunların tek tek incelenmesine veya depremlerde bu dalga boylarının veya veri zaman bazlı verilerin yapay zeka analizleri de bize çok önemli ipuçları veya kolaylıklar sağlıyor. Ve tabii bu yapay zeka tekniklerine biz fiziksel modelleri de entegre etmeye çalışıyoruz ki sonucundaki yaptığımız interpretasyonlar daha sağlıklı hale gelsin. Bu özellikle önemli bir nokta. Yani buna physical based machine learning şeklinde bir terim söyleniyor. Bu kısım da önemli aslında. Onu vurgulamak istedim burada. Şimdi makine öğrenimiyle başlayıp sonrasında derin öğrenme ve en sonunda da artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklikle ilgili bazı örnekler göstereceğim. İlk örnek depremle alakalı, deprem araştırmalarıyla alakalı. Özellikle makine öğrenimi depremlerin fiziksel özelliklerini belirlemede, anlamada son yıllarda çok önemli aşamalar kaydettirdi. Bu örneğimde de görüldüğü üzere bir laboratuvar ortamında oluşturulan bir depremi görüyoruz aslında burada. Ve bu depremin belirli bir zaman aralığı incelendiğinde işte bazı kısmı train model, bazı kısmı test model olarak kullanılmış. Burada işte kayma gerilimi, sürtünme, kırılma süresi, yani depremin tipik fiziksel süreçleri makine öğrenimiyle yüksek çözünürlüklerde belirlenmiş. Burada regresyon yanlış bir yazım şey olmuş, kusura bakmayın. Random forest algoritması destekli regresyon modeliyle bunlar yapılmış. Yine deprem katalogları da aynı şekilde makine öğrenimiyle inceleniyor. Ve aslında asıl amaç, hepimizin aslında asıl amacı aklındaki işte bunlar tahmin edilebiliyor muyu bulmaya çalışıyor araştırmacılar, yaklaşım yapmaya çalışıyor. Bu dünyadaki aslında kaotiklik içerisinde çok kolay işler değil. Ama güzel bir yönde ilerliyor bu çalışmalar diyebilirim. Yine kendi alanımdan örnekler vermek isterim. Petroloji ve volkanizma ile ilgili. Aslında bizde bile, yani biraz uzak olduğu düşünülebilecek bir alanda bile çok detaya kadar indi makine öğrenimi uygulamaları. İşte bunları biraz önce size gösterdiğim gibi doktor örneğinden de kristalleri resim üzerinden sınıflandırma veya dokularını analiz etme veya biz bazı kimyasal sonuçları kullanıp magmanın oluştuğu
basınç ve sıcaklıkları tahmin etmeye çalışabiliyoruz. Jeotermometre, barometre dediğimiz kısımlar, biraz petrolojik modelleme kısımları oralarda dahi kullanılıyor. Bu örnekte gördüğümüz gibi biz işte volkanların veya diğer plütonik kayaçların hangi tip tektonik ortamlarda oluştuğunu aslında araştırıyoruz. Petroloji alanı dediğim o kayaç bilimi. Bunların belirli diyagramları vardır. İşte bazı elementlerin kullanıldığı ve siz verinizi oraya plot ederseniz işte atıyorum levha içi bir magmatizmaya veya dalma batma zonu volkanizmasına işaret eder. Siz oradan bir çıkarım yapmaya çalışırsınız. Bunu aslında çok büyük veri setlerini kullanaraktan makine öğreniminde test etmeye çalışmışlar. Ve burada çoğu kısımda gördüğümüz gibi bunlar kısaltmalar, bazı tektonik ortamlara denk geliyor. Çok detaya girmek istemiyorum. Ama gördüğünüz gibi Confusion Matrix'te yüksek oranda tahminlemeler elde etmişler bu çalışmada. Yine maden aramaları sıklıkla makine öğrenimi kullanımına açık, özellikle derin öğrenmeye de aynı şekilde. Burada bir örneğini koymaya çalıştım. Örneğin sol üstte porfirit bakır depozitleri dediğimiz maden yataklarının tipik dik kesitlerini görüyoruz burada. İşte bazı mineralleşmeler vesaireler belirtilmiş. Bunlar işte uydu görüntüleri, günümüzde yine drone bazlı biraz daha yakından daha yüksek çözünürlüklü veriler veya jeofizik destekli uçuşlar veya yine lazer destekli kameralarla yerden elde ettiğimiz veriler kullanılaraktan aslında tabii ki de bizim amaçladığımız kısım alterasyon haritası veya işte maden yataklarının yüzeydeki ibarelerini bulmak ve kullandığımız veri setleri de biraz dağınık da olsa işte kayaçların haritalandığı veya alterasyonların haritalandığı ya da yapısal unsurların haritalandığı şeyler de bizim veri setlerimiz gibi oluyor. Veya işte dere kumu örnekleri, kayaç örneklerinin kimyası aynı şekilde. Ve bunların bir sürü farklı makine öğrenimi farklı alanlarını işte boyutsallık, sınıflandırma veya kümeleme gibi bir sürü farklı alanında da karşılığını buluyor. Buradaki örnekte örneğin bu uydu görüntüsünden, aster görüntüsünü boyutlanma, yani boyut azaltma diye çevirmek gerekiyor herhalde, dimension reduction'ı. Orada principal component analizini kullanaraktan bu şekilde bir harita elde etmişler ve bunların üzerine aslında terk edilmiş madenleri veya aktif olarak işletilen madenleri koyduklarında bu anomalilerle örtüştüğünü görmüşler. Ama tabii ki de burada sorun, maden aramalarındaki sorun çok küçük ölçekte bizler yüzeyde görüyoruz maden yataklarının oluşumlarını. Onun için bu araştırmada da aslında vurgulanan bunlar direkt maden yataklarını bulmak adına değil de daha çok prospekt dediğimiz yani olası bölgelerin tespiti anlamında kolaylık sağladığı vurgulanmış. Derin öğrenmeye geçecek olursak aslında yine paralel olarak makine öğrenimine paralel olarak derin öğrenme uygulamaları da oldukça yaygın. Hatta biraz yer bilimlerinde daha eskiye bile dayanıyor. İşte bizim bölümümüzden Bedri Hoca'nın doktora tezi de yine yapay sinir ağları üzerinedir hidrojeoloji alanında. Oralardan tekrar örnekler seçmeye çalıştım size derin öğrenme temelli. Mesela uzaktan algılama çalışmalarında zaten çok aktif olarak kullanılıyor. Burada gördüğümüz gibi hem supervised hem unsupervised teknikler bizim uydu görüntülerini sınıflandırarak işte burada gördüğümüz gibi hava yolları veya akarsular, okyanus gibi değişik objeleri resimler üzerinden, imajlar üzerinden sınıflandırarak ve tabii ki de derin öğrenme kullanarak bunları daha kolaylaştırmış hale getiriyoruz uzaktan algılama çalışmalarında. Yine maden aramada aynı şekilde bu sıklıkla kullanılıyor. Burada gördüğümüz gibi özellikle encoder, decoder yöntemi. Çünkü bir objeyi tanımlattırmaya çalışıyoruz biz bir nevi uydu görüntüleri üzerinden. Burada da yine Çin'den bir örnek bu. Demirce zengin bir skarn çökeli var, yatağı var burada. Onların da yine burada makine öğrenimiyle, derin öğrenmeyle elde ettikleri haritalarla bu demir yataklarının örtüştüğü sonucu çıkarılmış.
Aynı şekilde yine farklı bir açıdan tsunami çalışmaları ve tsunami sonucundaki olası sel afeti diyeyim modellenmeye çalışılmış. Burada bir yapay olaraktan oluşturuluyor bu tsunami modeli. Bir simülasyon gibi düşünebilirsiniz. Ve sonrasından aslında en sonunda elde edilen noktada tipik bu ana kadarki yani derin öğrenme dışındaki yöntemlerle elde edilen simülasyonların benzer doğruluk payında derin öğrenmeyle de tespit edildiği sonucuna varılmış. Burada sağ taraftaki C şeklinde görebiliyoruz. Accuracy'ler hemen hemen eşit durumda. Yine fosil biliminden bizler paleontoloji alanında fosillerle, biyologlarla birlikte aslında ortaklaşa çalışıyoruz. Dünyanın gelişimini, sürecini anlamaya çalışıyoruz fosilleri inceleyerekten. Ve tabii fosillerin tanımlanmasında da gelişmiş yani kendisine o alanda gelişmiş insanlar üzerinden yapıyoruz çoğunlukla. Ama özellikle makine öğrenimi ve imaj analizindeki gelişmelerle bu yönde de otomatik sınıflandırmaya gidilmeye çalışılıyor. Bizim bölümden Rana da bilgisayar bölümüyle benzer bir çalışma yapıyordu öncesinde. Yine bu çalışma da güzel bir örneği olmuş bunun. Yeni yayınlanan bir çalışma. Ve derin öğrenme ile foraminifer dediğimiz bentik foraminifer veya diğer foraminiferleri yüksek oranda bir binoküler mikroskop altında çekilen görüntü üzerinden tanımlayabildiklerini görmüşler. Ve en son olarak da aslında ER ve VR uygulamaları yani arttırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik uygulamaları yer bilimlerinin aslında hem araştırma kısmından tutun eğitim ve jeoturizm kısmına kadar geniş spektrumda bunların bir sürü uygulamalarını görüyoruz. Ben de onlardan size seçkin örnekler belirlemeye çalıştım. Dediğim gibi yer bilimlerinde eğitim, geoeducation'da veya miras, kültür, geoheritage dediğimiz ve bunun turizm ayağında farklı kısımlarında hem arttırılmış gerçeklik hem sanal gerçeklik uygulamalarını sıklıkla görüyoruz. Bu bir Steam'de bulduğum bir oyun, The Geology Game diye. Çok oyun oynamayı becerebilen biri değilim ama bu ilgimi çekti. Örneğin bir hikaye de kurmuşlar. İşte sizin bir müzeniz var. Karşı müzeler de var. O müzelere siz dünyanın farklı yerlerine jeologlar gönderip fosil toplamaya veya mineral toplamaya çalışıyorsunuz kendi müzeniz için. Ve bir yandan da aslında bir rekabet ortamı da yaratmışlar oyunlaştırma anlamında. Bu güzel bir örnek oyun kısmı için. Yine bir sürü sanal gerçeklik veya yine arttırılmış gerçeklik destekli telefonumuza da indirebileceğimiz uygulamalar gelişti. Özellikle Unity programının da hayatımıza girmesiyle bunlar çok daha güzel hale geldi. Burada mesela Geo Explorer diye bir program buldum. Onu size göstermek istiyorum. Burada yine resimde de bir galen minerali görüyoruz. Burada masanın üzerine yansıtılmış şekilde. Şuradan belki açarsam daha iyi olur. Burada bir sürü objeyi aslında 3 boyutlu olarak da oluşturmuşlar. İstediğinizi seçip işte arttırılmış gerçeklik boyutuna geçirebiliyorsunuz bu şekilde. Çok fazla zaman almayayım. Yine bunun aynı şekilde depremler için örneği Sismicity ER diye bir program. Burada da yine dünyadan istediğiniz bir bölgeyi seçip o bölgedeki oluşan depremleri 3 boyutlu olarak yansıtabiliyorsunuz bu şekilde. Depremlerin boyutlarını, derinliklerini bir masa üzerine yansıtıp görebiliyorsunuz. Büyüklükleriyle oynayıp veya derinlikleriyle oynayıp kendi gözünüzün önünde aslında onu bir nevi simüle edebiliyorsunuz.
Bu da çok ilginç bir örnek. Bu Amerika'dan bir örnek. Liselerdeki yer bilimleri hocaları var biliyorsunuz oralarda. O kendisinin bir tane hocanın geliştirdiği bir program bu. Ya da bir örnek diyeyim. Program da değil aslında. Araziye gittikleri sırada öğrencilerin soruları sonucunda böyle bir fikir aklına gelmiş ve işte buradaki düşen blokları 3 boyutlu olarak modellemişler. Biraz da etrafı aynı şekilde modellemişler. Ve bunun içerisine aslında bu sağ taraftaki resimde gördüğünüz gibi bazı mavi noktalar da koymuşlar. Koymuş kendisi. Ve burada öğrencileri bu tarafa geldiğinde, bu noktalar geldiğinde gerçek olaraktan resim, yani bu ne görüyorsa doğada o andaki gördüğü unsurları arazi defterine çizmesi istenmiş. Ve bu şekilde aslında arazi çalışmaları biraz daha zenginleştirilmiş. Hem sürekli elinizin altında olan bir sistem oluşturulmuş ve biraz daha öğrencilerin de ilgisi aslında arttırılmaya amaçlanmış. Yine STEM üzerinden bir sürü örnek var. Yine temel bilimlerde olduğu gibi jeoloji üzerinden de bir sürü örnekleri görebiliyoruz STEM uygulamalarında. Oradan da ben bir tane örnek seçtim, yine deprem ve volkanlarla alakalı. Kısaca onu göstermek istiyorum size. Burada böyle bir forum yapmışlar her bir örnek için. İşte bazı sorular da soruyorlar ve burada aslında güzel bir şekilde interaktif bir harita koymuşlar. Ve biz buradan öncelikle bir kesit de oluşturabiliyoruz. Şuradan becerebilirsem. Mesela şu şekilde ve bunu 3 boyutlu olarak görebiliyoruz. Aynı şekilde biz buradan depremleri veya şurada olmadı ama evet, şu şekilde mesela depremleri seçtiğimizde tarihsel olaraktan bize burada bunları gösteriyor. Veya 3 boyutlu halde de yine bunları görebiliyoruz. Biraz internetin kasmasından dolayı düzgün olmadı ama burada aslında öğrencilere bunları daha görsel hale, yani araştırma anlamında bunlar artık bizim herhangi bir jeoloji çalışmasına görebileceğimiz işler oldu ama öğrencinin ilgisini çekmek için yapılan örneklerden biri bu. Devam edecek olursak, bu tabii ki sadece dünyada da sınırlı kalmıyor. Artık dünya dışındaki gezegenler veya yıldızlar, bu işte Spitzer teleskobundan bir örnek, NASA'nın 2020'nin başında bitirdiği proje. Onun sonucunda elde edilen görüntülerle örneğin bir cüce yıldızın 3 boyutlu olaraktan ve sanal gerçeklikle etrafını görebildiğiniz, etrafını gezebildiğiniz ve aralarda bilgiler çıkan bir uygulama yapmışlar. Yine İzmir'de bulunan uzay kampı da çok güzel bir örnek. Hem birebir simülatörlerin de bulunduğu bir kamp. Yine ER ve VR destekli bir sürü uygulama bulabilirsiniz orada da. Diğer taraftan bu ER ve VR kısmı özellikle müzelerin, sanal müzelerin COVID zamanında özellikle daha da artan müzelerin sanal turlarla gezilmesi, hatta oradaki objelerin, yani çevrimiçi arşivlerin oluşturulması da giderek yaygınlaşan bir durum. Ve diğer taraftan da jeopark, jeosit gibi alanların hem korunması amaçlı hem de yine tanıtımı amaçlı sayısallaştırılması. Örneğin burada benim yaptığım Kula'dan bir örneği de koydum. Sağ tarafta da Londra Tarihi Müzesi görüyoruz. Ve artırılmış gerçekliğin aslında sizlerin de bildiği üzere hem obje veya etrafınızın artırılmış gerçeği şeklinde sınıflandırabiliriz. Buradan örnekler size göstermek isterim. Hem Amerika'daki Doğa Tarihi Müzesi'ni görüyoruz, Londra'daki veya Berlin Doğa Tarihi Müzesi. Burada hem objelerin hem de içerisinde gezebildiğiniz şekilde sanallaştırılmış durumda. Veya Louvre Müzesi, Paris'ten Sanat Müzesi aynı şekilde. Türkiye'den de güzel örnekler var. Ege Üniversitesi'ndeki Tabiat Tarihi Müzesi. Objeler olmasa da kendi içerisinde gezebiliyorsunuz. Veya Kula'daki Jeopark Müzesi. MTA'daki Tabiat Tarihi Müzesi bence çok güzel bir örnek buna. Aynı şekilde bizim Muğla'da bulunan Etnografya Müzesi'ni de ben sunumu hazırlarken öğrendim. Orayı da sanal şekilde gezebiliyormuşuz. Onu da belirtmek istedim burada. Yine dediğim gibi işte jeopark anlamında önem arz eden ülkemizden örnekleri koymaya çalıştım burada. Hem Kula'dan hem sağ tarafta da
Konya Karapınar'daki Meke Gölü mağarından Türkiye'nin nazar boncuğu ya da ülkenin nazar boncuğu şeklinde isimlendirilen ara ara da gölünün kurumasıyla haber niteliği taşıyan bölgelerin aslında sayısallaştırılarak hem korunması hem de daha ilgi çekici hale getirilmesi de yine sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklikle buraların gezilmesi kısmı araştırma konularından bu şeyin. Ve hatta bunu bir tık daha öteye götürüp sanal turlar, sanal oyunlar da gerçekleştirilmiş, geliştirilmiş. Burada yine Steam'de bulduğum bir Brink Traveler diye bir program var. Ondan kısaca bir kesit göstermek istiyorum. Böyle farklı bölgeleri seçebiliyoruz. Evet, bu da yine bayağı ilgi çekici bir örneklerden biriydi kendi adıma. Ve son olarak da kendimiz ne yaptık şu zamana kadar? Tabii ki de ben doktora çalışmalarımı henüz daha tamamlayamadığım için çok fazla ekstra işlere giremiyorum ama Enis Hoca ile ve yeni mezun olan Fatih ile güzel bir çalışma yaptık. Bunu bir SCI dergiye de gönderdik 2 aydır hakem sürecinde. Biz danışman hocam Gonca Hoca ile aslında Datça'daki distelden gelen, uzaktan gelen, yani Yunan adalarından daha çok işte Nisros ve Kos adasından gelen volkanikleri çalışmıştık. Onların karakterizasyonu, hangi volkandan geldiği gibi konuları ele aldık. Bu makine öğrenimi destekli örnekte de aslında biz bu uzaktan gelen ve karada bulduğumuz veya gölde bulduğumuz ama etrafta volkan olmadığını bildiğimiz bölgelerde bu bulduğumuz volkanik materyali biz korele etmeye çalışıyoruz. Hangi volkandan gelmiş olabilir? Bu korelasyon sırasında tabii kimyadan tutum, yaşlandırmaya veya yine içerisinde bulabileceğiniz bir fosil vesaire gibi ibarelerle bir sürü aslında geniş spektrumda proxy'ler kullanıyoruz. Ama tabii bunlar hep biraz ikili diyagram bazında, özellikle jeokimyadan bahsedecek olursam ikili diyagram bazında kalıyor. Mesela burada göstereceğim gibi. Biz bu kadar veri seti içerisinde şu ilk 3 sembolü görebilirsiniz, biraz daha büyük olanları. Diğerleriyle hangi volkandan gelmiş olacağını aslında bu ikili diyagramlar üzerinden genellikle belirlemeye çalışıyoruz. Benim fikrim de burada aslında çıkış noktası, bunu makine öğrenimiyle yapabilir miyiz? Nasıl yapabiliriz? Bu minvalde buradaki yay üzerindeki aktif volkanlardan işte verileri toplamaya çalıştık. Tabii ki de jeolojideki sıkıntı, bu veriler her zaman homojen olmuyor. Hatta genellikle olmuyor. Burada dağılımı zaten çizmedim ama görebiliyorsunuz burada eşit bir dağılım yok. Santorini ve Nisros adalarından çok daha fazla veri var. Daha fazla çalışılan volkanlar çünkü onlar. Bunlar kimya verileri bu arada. Ve biz bunları işte dediğim gibi belirli algoritmalarla test etmeye çalıştık. Elimizdeki test verilerini, literatürden daha önce korele edilemeyen tefraları, tefra dediğim volkanik kül olarak düşünebilirsiniz. Tutturulmamış kül, volkanik malzeme. Bunları daha önce korele edilmemişleri makine öğrenimiyle korele etmeye çalıştık bu yay üzerinden. Burada işte belirli accuracy testleri görüyorsunuz. Farklı metriklerde accuracy, F1 veya ROC, AUG şeklinde veya kappa value'lar ve hangi karşılık gelen algoritmalarında yüzdelerini görüyoruz.
Aslında çoğu güzel çalıştı. Özellikle boosting algoritmalar güzel sonuçlar verdi. Burada da yine hata matrislerini görüyorsunuz. İşte bazı durumlarda özellikle mesela neural network kısmında, algoritmada bizdeki bu veri dağılımı sorun yarattı. Genellikle onun üzerinden verileri tahminlemeye çalıştı. Ama diğer algoritmalar %80'in üzerinde genellikle hata matrisleri verdi. Ve sonucunda da aslında biz dediğim gibi işte daha önceden korele edilmeyen volkanları, tefraları bu yöntemle, makine öğrenimi desteğiyle tahminlemeye çalıştık. Tabii ki de bunlar kesin sonuçlar değil. Yine dediğim gibi bu sadece kimya kullanılaraktan elde edilen sonuçlar. Bunu çalışan yer bilimcilerin veya bu çalışmayı yapan kişilerin diğer proksileri de işte yaş analizi veya oradaki bulunduğu jeolojik koşullar vesaire düşünüp bu makine öğrenimi sonucunu değerlendirmesi gerektiği sonucuna vardık. Son olarak da yine üniversitemizde güzel bir araştırma grubu kuruldu bence. Metaverse herhalde çoğu son zamanda çok fazla duymaya başladığımız bir terim. Özellikle Facebook'un kurucusu Zuckerberg'in videosundan sonra çok daha fazla duyulur hale geldi. Üniversitemizde de çok farklı disiplinlerin aslında bir araya gelebildiği ve farklı uygulamalar çıkabilecek bir grup oluştu. Ben de yer bilimleri kısmından buraya biraz entegre olmaya çalışıyorum diyeyim. Özellikle biz de yer bilimlerinin farkındalığını arttırma üzerine bu işi biraz yönlendirme amacındayız. Ülkemizde aslında üniversite bazında da gördüğümüz bir sıkıntı bu. Ve artık yeni kuşağın biraz daha oyunlaştırmayla, işte arttırılmış ve sanal gerçeklikle öğrenme kısmının, eğitimci biri değilim ama muhtemelen daha katkısı olacağını düşünüyorum. Bu mesela İtalya'dan bir örnek, güzel bir örnek yapmışlar. Bir avatarla bir istediğiniz bölgeyi seçip İtalya içerisinden oraya gidiyorsunuz ve orada bilgilendirici unsurlar da koymuşlar. Orayı gezebiliyorsunuz. Veya bunun arkeolojideki örneği gibi bizim üniversitede yine bir volkanik bölgeye yapılıp oyunlaştırılabilirdi. Bu şekilde çocukların ilgisini aslında biraz daha arttırmak adına bir amacım da var bu konuda. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Evet, biz de çok teşekkür ederiz. Yani güzel, keyifli bir sunum oldu. Aynı zamanda da zaten seninle beraber çalışmak da oldukça keyifli. Ben de her geçen gün bir şeyler öğreniyorum. Aslında hani gezmesini ve jeolojik oluşumları diyeyim, takdir etmesini bildiğim birisi olmaya çalışıyorum. Evet, sorular varsa hani el kaldırmanız yeterli. Unmute edebilirim sizi. Enes Hocam. Selamlar hocam. Buyurun. Buyurun hocam. Teşekkür ederim hocam. Göksu, sana da teşekkürler. Gerçekten bu konuda fazla bilgimiz yoktu. Hem yer bilimlerinin önemi konusunda hem de çalışmanın gelecekte üniversitelerde ve ülkemiz için çok önemli olduğunu ortaya koydun. Çalışmalarından dolayı seni ve hocanı tebrik ederim gerçekten. Hem bir yandan da başka bir şey aklımıza geldi. Bundan sonra doktor öğrencilerimizi her hafta birini çalışmalarını bizlerle paylaşması herhalde üniversitemiz için de çok yararlı olacak diye düşünüyorum. Senin bu çalışmalarını gerçekten çok sevdim. Disiplinler arası çalışmaları içeriyor. Hem deneysel malzeme çalışmaları, fizik, kimya, her şey var. Bir de Enis Hocam'la birlikte bu sayısal modellemeler, yapay zeka çalışmaları mükemmel olmuş. Sunumların birinde bir elektriksel ölçümlerden bahsettim, volkanik parçacıklar. Bunları gerçekten yani bulk malzeme üzerinde herhalde elektriksel ölçümleri yapıyorlar herhalde, değil mi? Sen yaptın mı acaba hiç böyle bir çalışmaları? İki türlü yapılıyor hocam. Hem dediğiniz şekilde laboratuvar ortamında bir malzemenin, kayacın fiziksel özelliklerini, elektriksel özelliğini ölçebiliyoruz. Evet. Onları aslında biraz daha biz bu yani arazide yaptığımız modelleri yorumlarken kullanıyoruz laboratuvar, evet, özelliklerini. Bu arazide yapılan kısım biraz daha farklı oluyor. O sonuçları
laboratuvar ortamında elde edilen sonuçlarla korele etmeye çalışıyoruz. Oradaki anomaliler atıyorum bazalta denk gelebilir veya suya denk gelebilir şeklinde evet. çıkarımlar yapmaya çalışıyoruz hocam. Eğer doğru anladıysam. Evet doğru gerçekten. Tabii biz elektriksel iletkenlik ölçümleri bütün malzeme karakterizasyonunda çok temel ve ilk kullandığımız yöntemlerden bir tanesi. Tabii biz yaparken bunu malzemelerin ne olduğunu biliyoruz. İşte metali var, yarı iletkeni var, yalıtkanı var. Yani bildiğimiz bir malzeme. Ama volkanik malzemeler herhalde biraz daha çok karmaşık, kompleks bir yapıda olması lazım. Yani bunların elektriksel iletkenlikleri nasıl modelleniyor acaba? Hiç bilgin var mı? Yani elektronik bir iletkenlik mi var? Moleküler bir iletkenlik mi var? Yoksa yani komplek hepsinin baskın olduğu şeyler var mı? Hiçbir bu konularda bir araştırman var mı acaba? Yani şey dediğim gibi biz yorumlarken aslında yine fizik tabanında yorumluyoruz bunu. Dediğiniz gibi kayaçsa genellikle moleküler bir elektriksel iletkenlik oluyor. Ama örneğin bunlar maden yataklarında da yapılıyor bu araştırmalar. Dediğiniz evet. gibi metalik bir maden veya sülfit içeren bir maden olduğu zaman bu anomaliler daha farklılaşıyor. Elektrolit içeren kısma geçiliyor. Ve evet. gördüğümüz bizim resim aslında ters çözümleme yapıyoruz onları. Ters çözümleme kesitlerini göstermeye çalıştım ben. Orada gördüğümüz anomalileri bunlarla karşılaştırmaya çalışıyoruz. O karşılaştırma kısmında da kataloglar oluyor. Laboratuvar ortamında elde edilen ve örneğin mesela granit kayacı için belirli bir aralık veriliyor. Evet. Veya bir kömür için belirli bir aralık veriliyor. Elektriksel iletkenlik aralığı. Onlarla tahminleme çalışıyoruz. Tabii ki de evet. Bir malzemenin elektriksel iletkenliğini belirlerken ki kadar ekürit bir şey olmuyor ama bir çıkarım yapmaya çalışılıyor daha çok. Evet, tamam. Çok teşekkür ederim. Ben de öyle tahmin etmiştim çünkü. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim hocam. Teşekkürler hocam. Gamze hocam istemişti. Buyurun hocam. Evet, merhabalar. Bir saniye, evet. Göksu Hocam, tebrik ederim. Teşekkür ederiz güzel sunumunuz için. Aslında ben burada sormak değil, bir takım hani bölümle ilgili, programımızla ilgili de ufak bir tanıtım da yapmak istiyorum. Biz de bu yapay zeka ana bilim dalını biliyorsunuz ki lisansüstü program olarak Fen Bilimleri Enstitüsü altında 2020 Mayıs ayında hayata geçirdik ve öğrenciler almaya başladık. Tam da aslında hedeflediğimiz şeyi bugün ben Göksu Hoca'nın sunumunda gördüm ve çok mutlu oldum. Amacımız zaten yapay zeka tekniklerini isteyen herkese, yani bu anlamda tabanda yeterliliği olan, bilgisayar programlama becerisi olan veyahut da bunu edinen herkese bu teknikleri anlatarak, elimizden geldiğince yol göstererek herkesin kendi disiplinine bunu uygulamasıydı. Çünkü artık Göksu Hoca da burada örnekler verdi. Jeolojide birçok örnek gerek makine öğrenmesinden, gerek derin öğrenmeden, gerek arttırılmış gerçeklik uygulamalarından, daha sonra yakın zamanda bu Metaverse'e taşınacak olan uygulamalardan artık dünya bu şekliyle evrilmiş durumda. Ve biz fen bilimleri olarak zaten mühendislik ve temel bilimler olarak bu tür konular hali hazırda çalışıyoruz. Ama yapay zeka, ben o anlamda şey yapmak istiyorum aslında, hani bir alanda doktora yapıyor olabiliriz ama eğer ilginiz varsa yapay zeka tekniklerine, makine öğrenmesi, derin öğrenme gibi programımıza da o anlamda yine de davet ediyorum. En azından bunları, bu metotları birlikte inceleriz ve sizin alanınıza nasıl uyarlanır onu paylaşmaya çalışırız. Böylelikle disiplinler arası çalışmalar da fazlaca yapmış oluruz. Mesela ben kendi adıma makine öğrenmesi çalışıyorum ve dinamik sistemlerin makine öğrenmesiyle durumlarını ve gelecek durumlarını tahmin edebiliyorum. Depremler buna çok uygun. Ben mesela öğrencilerimizle Türkiye için kuraklık çalıştık. Şimdi 22.09 projemizde. Ve meteorolojideki sıcaklık verileri, yağış verilerini kullanarak Türkiye'nin kuraklık analizini yapmaya çalışıyoruz. Yer bilimleriyle de bu tabii ki bağdaştırılabilir. Deprem çalışmalarıyla bağdaştırılabilir. Açıkçası programımızda bizim gerek makine öğrenmesi, gerek derin öğrenme konularında farklı disiplinlerden gelecek olan hocalarımızla, öğrencilerimizle çalışabileceğimiz çalışma arkadaşlarımız mevcut, hocalarımız mevcut. Bu anlamda teşekkür ediyorum Göksu Hocam. Bu bize bir örnek olmuş oldu. İnşallah bundan sonra bu örneklerin sayısı artar. Biz bu anlamda çalışmaya, disiplinler arası çalışmaya açığız. İlgilenenler olursa
programımıza davet ederiz, konuşuruz, fikir birliğine varırsak, o anlamda yapılabilecek şeyleri sınıflandırabilirsek eğer, birlikte çalışmak isteriz. Tekrar teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum çalışmalarında Göksu Hocam. Teşekkür ederim hocam. Teşekkürler hocam. Bu arada ben de ufak bir reklam yapayım. Gelecek haftada yanlış bilmiyorsam çarşamba günü değil mi hocam? Tıpla alakalı. Nida Hoca'nın etkinliği değil mi hocam? Evet, Nida Hoca'nın etkinliği var. Evet, tıp alanında o da. Tıp alanında yine bir disiplinler arası neler yapılabilir konuşulacak. Onun dışında cuma günü 2'de başlıyoruz. Önce turizm, ondan sonra da enerjiyle devam edeceğiz. Nasıl disiplinler arası çalışmalar yapabiliyoruz? Bunların örneklerini vereceğiz. Haluk Bey, buyurun. Teşekkürler. Merhaba. Göksu Bey'e, çalışmalarının devamında başarılar diliyorum. Önemli bir sunu yaptı. Epey bir şey öğrendik. Şimdi ben jeofizik dalının sismoloji yani deprem bilim dalında çalışan bir emekli öğretim üyesiyim. Ve hala gelişmeleri de izlemeye çalışıyorum. Özellikle deprem bilimle ilgili olarak. Deprem bilimde birçok uğraşı alanı var, kendi alt dalları var. Deprem bilimdeki önemli konulardan bir tanesi de depremin tehlikesine yönelik tespitlerde bulunmak. Bu iki şekilde yapılıyor. Bir deterministik yöntem dediğimiz tüm depremle ilgili fiziksel verilerin hesabı alındığı ve deterministik yöntemlerle tehlike hesabı. Bir diğer yöntem de olasılıksal yöntem. Yine toplanmış tüm fiziksel veriler zaman ve mekanda kullanılarak olasılıksal yöntemlerden faydalanarak bir tehlike analizi yapıyoruz. Aslında deprem bölgelerinde depremin büyük depremlerin özellikle önceden bilinmesine ya da kestirilmesine yani prediction yapılmasına yönelik çalışmalar son 50 yılda o zamanki yöntemlere bağlı olarak denenmiş. Hala da bu konuda çalışmalar var. Şimdi yapay zeka, derin öğrenme gibi yöntemler bu konuda bazı imkanlar, olanaklar yaratabilir diye düşünüyoruz ve bu konuyla ilgili çalışmaları izlemeye çalışıyoruz. Daha önceleri pattern recognition dediğimiz örüntü tanıma yaklaşımları yapılmıştı. Çeşitli olasılıksal yöntemler denenmişti. Elimizde aslında örneğin Anadolu coğrafyası ve çevresi için 2000 yıl geriye giden zamanda ve mekanda depremle ilgili bilgiler var. Bu konuda özellikle Amerika'da bazı çalışmalar görüyoruz. Kaliforniya'da Uniform Californian Earthquake Rupture Forecast dediğimiz bir çalışma var uzun yıllardır. USER-F3 olarak adlandırılan kısa adıyla bir çalışma yapılıyor ama burada tüm fiziksel veriler, zaman ve mekandaki davranış biçimleri, depremlerin gidi olarak kullanılıyor ve geliştirilmiş bir olasılık yöntemiyle daha önümüzdeki yıllarda büyük depremin Kaliforniya'da hangi fail üzerinde olacağı ve ne büyüklükte olacağı kestirilmeye çalışılıyor. Şimdi bu konuda Göksu Bey'den rica ediyorum. Ben acaba zaman ve mekanda birikmiş çok sayıda kaliteli verilerle depremlerin önceden kestirilmesi konusunda deprem bilimdeki çalışmalar konusunda bize bir bilgi verebilir mi kısa? Bir diğer şey de ifade etmek istiyorum. Biliyorsunuz Ege'de volkanik bir yay var. Bundan bahsetti. Zaten Göksu Bey de o konuda bir çalışma yapıyor. Volkanik yaydaki Santorini daha batısında ve daha doğusunda ki Kos Niros, Tilos, Milos volkanlarının davranışlarını herhalde yapay zeka ile incelemeye çalışıyor.
Bu konuda özellikle son geçen yıl olan deprem fırtınası ve şu anda devam ediyor. Kos'la Nisiros'la Tilos adaları arasındaki Graben'de binlerce ufak deprem oldu ve bu bir deprem fırtınası şeklinde devam ediyor. Oradaki volkanlarla ilişkileri konusunda herhangi bir çalışma var mı, önerilir mi? Onunla ilgili ben depremler kısmıyla ilgili bir çalışma yaptım. Deprem Araştırma Dergisi'ne gönderdim geçen hafta. O ilginç. Orada dikkatimi çeken bir şey, onu makalede de ifade ettim. Bu Ege volkanik yayının en batı ucu, en doğu ucu bizim Bodrum'da Akyarlar Volkanı'yla ilişkili mi? Akyarlar Volkanı çok belirgin bir morfoloji sergiliyor hemen kıyıda. Akyarlar Volkanı ile ilgili bir düşüncesi var mı? Kos, Nisiros, Tilos volkan yay zinciri içinde. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam yorumlarınız için. Öncelikle depremle başlayayım. Tabii ki benim hani bireysel bir çalışmam yok ama sunumu hazırlarken öğrendiğim kısımlardan bahsetmek isterim. Dediğim gibi sunum içerisinde de özellikle depremin fiziksel parametreleri, sizin de daha iyi bileceğiniz üzere onların anlaşılması kısmında işte bu tam kırılma anından öncesi veya sonrasının o sürenin tahmini kısmında makine öğrenimiyle güzel sonuçlar elde edilmiş. Bu tabii tahminlemeye gider mi bilmiyorum. Ama kataloglar özellikle zaten makine öğrenimi uygulaması için aslında verinin güzelliği sonucu da etkiliyor. Onun için kataloglar gördüğüm kadarıyla makine öğrenimiyle incelenmeye çalışılıyor. Oralardan bir desen, bir bilgi edinmeye çalışılıyor. Aslında tabii ki de altta yatan amaç sizin de belirttiğiniz gibi hep tahminleme yapılması veya en azından o sürenin, tahmin süresinin kısaltılıp arttırılması şeklinde. Ama çok somut bir örnek göremedim yani şu ana kadar. Ama muhtemelen önümüzdeki senelerde çok daha fazla uygulamasını vesaireyi göreceğiz bu konuyla ilgili. İkinci noktada Ege Yayı ile alakalı biz daha çok orada hani volkan kısmıyla tabii ki de ilgilendik. Özellikle kıyıda Muğla içerisinde, Datça'da içerlere kadar oradan gelen volkanların istiflerini bulduk. Onları yaşlandırmaya çalıştık. Bazıları yaşları yoktu veya kimya kullanaraktan onları hangi volkandan geleceğiyle, gelmiş olabileceğiyle ilgili çalışmalar yaptık. Aktivite konusunda da tabii ki de ben de takip etmeye çalışıyorum. Özellikle son yıl haritasını koyduğumda da orada inanılmaz bir kümelenme var. Bunların volkanla tetiklendiğini ya da volkanın da etkisinin olabileceği bence de aşikar. Tabii ki de somut bir çalışma orada görmedim henüz ama daha çok tabii ki oradaki siz daha iyi bileceğiniz üzere aktif bir dalma batma zonu var. Oradaki zaten o bile başlı başına o kadar aktiviteyi oluşturabilecek güçte. Ama bence oradaki en azından deprem kataloglarının biraz daha belki detaylı incelemelerle hani volkandan kaynaklı olabilecek kısımları bulunabilir mi diye bir araştırma konusu belki olabilir. Böylelikle dediğiniz gibi Akyarlar Volkanı gibi veya daha farklı denizaltı aktiviteleriyle ilişkili muhtemelen çıkarımlar elde edeceğizdir öyle bir çalışma yürütürsek. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, teşekkür ediyoruz. Başka var mı acaba soru sormak isteyen? Enis hocamız çıkmak zorunda kaldı başka bir etkinlik daha olduğu için. Ben devraldım o yüzden. Varsa söz verebilirim. Bakalım bir daha. Evet. Şu an için herhalde başka bir soru yok. Evet. Teşekkürlerini sunanlar var Göksu Hocam. Teşekkür ediyoruz. Değerli çalışmalarınız için. Mehmet Hocam, Mehmet Güneş Hocam'ın dediğinde katılıyorum. Aslında böyle doktor öğrencilerimizin çalışmalarını belirli zaman aralıklarında dinlemek güzel olacak diye düşünüyorum ben de. Aynen. Yani bugün bir ilham oldu. Benim zamanım vardı. Göksu'ya bir saat ayırmak istedim. Teşekkür ederim. Yani bizim öğrencilerimizin kendilerini tanımaları, çalışmalarını paylaşmaları, bakın tez yazım aşamasına kadar çok değerli sorular oldu. Haluk Hocam çok güzel sorular sordu. Biz de öğrencilerimizi bu tür sorularla motive edip, yani üniversitemizin akademik seviyesini yükseltmenin tek şeyi
İşte Göksu gibi arkadaşlarımız bak birkaç tane SC'yi dergisine makale göndermiş. Yani yaptığımız tezlerden artık zorunlu hale getirdik biliyorsunuz. SC'yi makalesi olmayan doktorasını alamayacak. Yani bu 2-3 tane olursa mezun olduğunuzda fakülte üyesi, öğretim üyesi olmanız çok daha kolay olur. Ama şu yaptığınız çalışma gerçekten çok önemli. Haluk Hocam daha iyi bilir. Yer bilimleri sistem fen fakültesinin altında ve Avrupa'da ya da Amerika'da, Kuzey Amerika'da hep temel bilimler olarak öndedir. Maalesef biz de son 20-30 yılda yer bilimlerini biz yok ettik. Yani bu o kadar önemli ki şimdi tamam tepeden gözleyelim ama Türkiye'nin yerinin altında ne var biz bilmiyoruz. Ama tepeden uzaydan herkes biliyor, ülkemize saldırıyor. Yani biz hem oyunla Göksu hem de bunu eğitim programlarıyla, tezlerle ya ülkemizin her karış noktasının altında neler var? Biz gerçekten bunları açığa çıkarmamız lazım. Senin çalışma gerçekten çok önemli. Bunu hem stratejik olarak buluyorum. Diğer öğrencilerimizin doktora tezlerinin de çok kaliteli olacağını düşünüyorum. Biz bahar yarıyılından itibaren Gonca Hocam böyle bir yeni bir stratejiyle programa başlayacağız. Her hafta bir öğrencimizi yani tez önerisini tamamlamış öğrencilerimizden, TİK çalışmalarını yapan öğrencilerimizden her hafta bir tanesini programlayıp sırayla sizlerle buluşturmayı hedefliyoruz. Bir saat yetmez mi cuma günleri mesela? Çok mükemmel olur diye düşünüyorum. İlk olarak Göksu yaptı. Onu tebrik ediyorum. Diğer arkadaşlarımız da artık hazırlıklarını yapabilirler diye düşünüyorum. Evet. Gerçekten hocam yani günün yoğunluğu ile işte derslerin yoğunluğu veya kendi çalışmalarımızda bazen yan odamızda ne oluyor bilmiyoruz. Kimle evet. Çalışıyor. Böylelikle hani ortak konular belirlenebilir. İlgi çeken alanlarda insanlar birbirleriyle bir araya gelebilir. Ben gayet olumlu anlamda buluyorum bu fikri ama inşallah hayata geçirebiliriz. Evet güzel olur. Geçiririz. Yoksa bu stratejimizi aldık. Kalite geliştirme çalışmalarımız devam ediyor çok hızlı bir şekilde. Her şey bizim öğrencilerimizin kaliteli tez yapmaları. Tek şeyimiz bu. Üniversitemiz yani kaliteli üniversite olacaksa çıktılarıyla değerlendiriliyor. Yani 100 tane tez yaptırmışız yılda içi boş hiçbir anlamı yok. Bunların 100 tanesinden ikişer yayın çıkarmış olsak yılda 200 tane SC yayınla biz ilk 10 üniversite oluruz. Yani hedef bu. Bunu da tabii bir kişinin yapması mümkün değil. Herkes azar azar birer kaşık tuz koyacak çorbaya. Kimisi de tereyağı koysun, kimisi zeytinyağı koysun, kimisi salça koysun. Ama hepimiz buna katkı koymak zorundayız. Hedefimiz bu. Çok teşekkür güzel bir ederim. Etkinlik oldu hocam. Sizlere de teşekkürler. Tamam hocam. Haftaya Cuma'da bizim bilim konferansını tabii ilanımızı yapıyoruz. Saat 15'te de bilim ve teknoloji konferansımız da çok önemli. Ulusal strateji olarak hepinizi evet. Bekliyoruz. Hem YouTube kanalımız hem de Zoom üzerinden. Tamam hocam. Onun da duyurusunu buradan hem yapmış olduk katılımcılara. Evet. Çok teşekkür ediyoruz herkese katıldığınız için. Sonraki etkinliklerimizde de görüşmeyi diliyoruz. Bu etkinliğin kayıtlarını da yine üniversitemizin web sayfasında yani Yapay Zeka MSKUYZ dediğimiz YouTube kanalında paylaşacağız. Dileyenler Göksu Hoca'nın paylaştığı bir takım ekranları kaçıranlar oradan tekrar takip edebilir. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyi günler diliyorum. Teşekkürler. Sağ olun.